Tartışma tekniklerine devam ediyoruz arkadaşlar. Düşün, eşleş, paylaş, tereyağı ekmek, sandviç, açık oturum, vızıltı, Philips 66, Çalıştay, Düşünce Atölyesi'ne bakıp tartışma tekniklerini bitirip gruplu öğretim tekniklerine geçeceğiz. Düşün, eşleş, paylaştan başlayalım öğretmenlerim. Ya aslında düşün, eşleş, paylaştan anlatmak istemiyorum. Neden? Çünkü düşün, eşleş, paylaş. Eğer dikkatlice okursan yaparsın. Düşün, eşleş, paylaşı en kısa şöyle anlatabiliriz. Yani bir an önce anlat çık. Bir tane soru geldi. Öğrenci tek başına düşünür. Gruplar oluşturulur, gruplar içerisinde tartışır, daha sonra tüm sınıfla paylaşılır. Böyle okumanız yeterlidir. Herhangi bir konuyu tek başına düşünüp, öğrenci grupları oluşturulup, gruplar içerisinde tartışıp, daha sonra tartışma konusu tüm sınıfla paylaşılıyorsa, herkesin katılımıyla konu tartışılıyorsa, düşün, eşleş, paylaş tekniği ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bir de neye benziyor? Kartopu tekniğine benziyor ama kartopu sistematik ilerler. Yani kartopu da tek başına düşün, ikişerli gruplarla tartış, dörderli gruplarla, ikişerli grupları birleştir dört, dörderli gruplarla tartış, dörderli grupları birleştir, sekizerli, sekizerli gruplarla tartış, sekizerli grupları birleştir, 16 kişilik gruplarla tartış, daha sonra tüm sınıfın katılımıyla tartışıyoruz. Kartopu biraz daha sistematikken düşün, eşleş, paylaş 3 basamaklıdır. Tek başına düşünüyorsun, öğretmen sınıf içerisinde küçük gruplar oluşturuyor. 3'er, 5'er. Grupların sistematiği yok. Öğretmen bir kere grup içerisinde öğrencilerin çalışmasını sağlıyor. 3 kişilik, 5 kişilik. Daha sonra konunun tüm sınıfla paylaşılmasını sağlıyor. Evet, bunu yavaşça yazın. Öğrenci konuyu tek başına düşünür. Sınıf içerisinde gruplar oluşturulur. Gruplar kendi içerisinde konuyu tartışır. Konuyu yeterince tartıştıktan sonra tüm sınıfın katılımıyla düşünceler paylaşılır diyeceksiniz. Evet, tereyağı, ekmek, sandviç. Evet, soru geleceğini pek tahmin etmiyorum ama yine de anlatayım. Tereyağı, ekmek aslında bir metafor, bir benzetme yapmışlar. Öğrenci tek başına düşünür. Aslında ekmek tereyağı demek daha güzel. Önce ekmek ısıtılır. Ekmek basamağı. Ekmek basamağı nedir biliyor musunuz? Öğrencinin tek başına düşünmesidir. Öğrencinin konuyu tek başına düşünmesi. Evet, öğrenci tek başına düşündükten sonra daha sonra arkadaşlarıyla etkileşim içerisine girerek arkadaşların fikirlerini öğrenir. Üzerine, ekmeğin üzerine ne sürülür? Tereyağı sürülür. İkinci basamak tereyağı diye bir metafor oluşturmuşlar. Öğrenciler arkadaşların fikirlerini öğrenir. Öğrenciler arkadaşlarının fikirlerini öğrenir. Ne oldu tekniğimiz arkadaşlar? Tereyağı, ekmek oldu. Ekmek öğrencinin tek başına düşünmesi, daha sonra etkileşim içerisine girerek arkadaşlarının fikirlerini öğrenmesi, ekmeğin üzerine sürülmüş tereyağı olur diye bileceksiniz. Evet arkadaşlar, sandviç. Sandviç çok boyutludur. Mesela ne diyelim? Herhangi bir konu. Nükleer santraller konusu. Nükleer santrallerin işte tepkime sürecini, kimyasal boyutunu, kimyasal yapısını tek başına düşünür, üzerine arkadaşların fikirlerini öğrenir. Nükleer santrallerin çevreye olan etkilerini tek başına düşünür, üzerine arkadaşların fikirlerini öğrenir. Nükleer santrallerin enerjiye olan getirisini tek başına düşünür, üzerine arkadaşlarının fikirlerini öğrenirsen sandviç oluyor. Dikkat ettiniz mi? Tereyağı ekmek tek boyutlu. Kendi düşünceni açığa çıkarıp daha sonra üzerine arkadaşlarının fikirlerini öğreniyorsunuz arkadaşlar. Oraya taşırmayalım. Öğren, arkadaşların fikirlerini öğrendik. Ama sandviç, konunun birinci boyutunu tek başına düşün, arkadaşlarını düşünmüş öğren. Konunun İkinci boyutunu tek başına düşün, arkadaşlar ne düşünmüş öğren. Konunun üçüncü boyutunu tek başına düşün, arkadaşlar ne düşünmüş öğren. Sandviç çok katmanlıdır. Bir de sandviçte ortaya çıkan fikirler raporlaştırılır. Ortaya çıkan fikirleri bir kağıda alıyorsunuz, raporlaştırıyorsunuz bildiğiniz. Hani konunun birinci boyutu ile ilgili ben ne düşündüm, arkadaşlardan ne öğrendim. Konunun İkinci boyutu ile ilgili ben ne düşündüm, arkadaşlardan ne öğrendim. Konunun
üçüncü boyutuyla ilgili ben ne düşündüm, arkadaşlardan ne öğrendim şeklinde ortaya çıkan fikirler raporlaştırılır diye bilmenizi istiyorum öğretmenlerim. Evet, düşün eşleş paylaştan soru gelme ihtimali var. Gelelim açık oturum vızıltı Philips 66 tekniklerine arkadaşlar. Evet, açık oturumdan başlayalım. Güncel veya siyasi bir konunun başkan merkezli tartışılması. Başkan olsun, uzmanlar, katılımcılar, dinleyiciler, bunlar da dinleyiciler olsun. Dinleyiciler. Evet, açık oturum. Güncel veya siyasi bir konunun başkan merkezli tartışılması. Başkan merkezli oldu tartışılması diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Başkan konuyla ilgili uzmanları yanına oturtur. Belli bir dinleyici kitlenin karşısında, buna başkan diyeceğiz. Evet arkadaşlar, istediği kişiye istediği kadar söz hakkı verir. Mesela bir uzman defalarca söz hakkı almışken bir uzman hiç söz hakkı almamış. Diğer uzman sadece bir kere söz hakkı almış olabilir. Konuyla ilgili fikirlerini beyan ediyorlar. Uzmanlar konuyla ilgili fikirlerini beyan ederken dinleyiciler de, bunlar dinleyici, dinleyiciler de fikir beyan etmek istiyorsa, düşüncelerini söylemek istiyorsa oturdukları yerden başkandan izin alarak fikir beyan edebilirler. Dinleyiciler de fikir beyan edebilir. En son başkan konuyu toparlar ve sonlandırır diyeceksiniz. Eskiden siyaset meydanı ve 32. gün gibi programlar vardı. O programlar açık oturuma çok güzel örnektir. Evet, başkan merkezli dememin sebebi de esnek arkadaşlar. Paneli, forumu, sempozyumu düşündüğünüz zaman belli bir düzen var. Sıralı, düzenli ilerler. Ama açık oturumu diğerlerinden ayırt etmek istiyorsanız siyasi ve güncel bir konu, başkan merkezli, başkanın istediği kişiye istediği kadar söz hakkı vererek bir konunun tartışılması, başkan toparlayıp bitirmesi anlayışı ile oluşturuluyor. Açık oturumdan soru beklemiyorum ama vızıltı gruplarından soru gelebilir. Vızıltı grupları kendi içerisinde vızıltı 22, vızıltı 44, vızıltı 66 gibi çeşitleri var arkadaşlar. Vızıltı 22 nedir? Vızıltı küçük grup tartışma teknikleri. İki kişilik grup oluşturulur. İki kişilik grup oluşturulur. Toplam 2 dakika tartışılır. Şimdi 2 kişilik grup oluşturduk. 2 dakika tartıştık. Burada fikir ayrılıklarına düştüğümüz arkadaşlarımız var. Olsun ama ÖSYM benim dediğim gibi sordu. Bu şekilde bilmenizi istiyorum. Kişi başına 1 dakika. Mesela 2 kişilik gruplar oluşturduk. Toplam 2 dakika tartışılıyor. Bu arkadaş 1 dakika, bu arkadaş 1 dakika. Her öğrenci 1 dakika tartışır. Her öğrenci kaç dakika tartışıyor? 1 dakika konuyu tartışıyor diye bileceksiniz. Mesela sınıfta konuyla tartışma konusuyla ilgili 4 kişilik gruplar oluşturulur. 4 dakika tartışılırsa yine kişi başı 1 dakika. Vızıltı 44 oluyor. 4'er kişilik gruplar oluşturduk. Herkes birer dakika tartışıyor. Toplam 4 dakika sürüyor. Vızıltı 44 oluyor. Vızıltı 66. 6 kişilik gruplar oluşturulur. 6 dakika konu tartışılır. Yine kişi başı 1 dakika. Yani vızıltı 66 tekniği 36 dakika sürer değil. Her öğrenci 6 dakika tartışmıyor. 6 kişilik grup her öğrenci 1 dakika düşüncesini ifade etmeye çalışıyor. Ve vızıltı grupları bu şekilde gerçekleşiyor. En son konu toparlanır. Bir tane sözcü seçilip ortaya atılan fikirler sınıfça da paylaşılabiliyor arkadaşlar. Vızıltı gruplarının vızıltı 33 şeklinde karşınıza çıkabilir. Eşit sayıda öğrenci grupları oluşturuluyor. Eş sürede soru veriliyor. Her öğrenci 1 dakika konuyu tartışıyor. Bir soru soracağım. Ya burada bir matematiksel işlem yapalım mı? Yapalım arkadaşlar. Diyelim ki sınıfta 100 tane vızıltı 22 grubu var. Sınıfta 100 tane vızıltı 22 grubu var. 1. Sınıf mevcudu nedir? Sınıfın mevcudu kaçtır? 2. Tartışma kaç dakika sürer? Tartışma
tartışma toplam kaç dakika sürer? Hadi bunu bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, zaten cevap belli. Vızıltı 22'de kaçar kişilik gruplardan oluşuyor? 2 kişilik gruplardan oluşuyor. 2 kişilik gruptan kaç tane var? 100. 2 çarpı 100, sınıfın mevcudu 200. 100 tane vızıltı 22 grubu var arkadaşlar. 2 kişilik gruplardan oluştuğu için sınıfın mevcudu 200. Peki tartışma kaç dakika sürer? Ya bunu sormamın bir sebebi var. Bir yere bağlayacağım. 100 tane geniş bir salon düşünün. 100 tane ikişerli grup, herkes tartışmaya başlıyor ve bitiriyor. Tartışma kaç dakika sürüyor biliyor musunuz? 2 dakika sürer. Kaç tane vızıltı grubu olursa olsun o süre içerisinde, 2 dakika içerisinde tartışma biter. Çünkü 1 dakika arkadaş tartışacak, daha sonra sıra diğer arkadaşa gelecek. 1 dakika diğer arkadaş düşüncesini ifade edecek ve toplam 2 dakikada tartışmış olacaklar. Yani arkadaşlar gruplar aynı andan başlıyor, evet. Aynı andan tartışıyor, evet arkadaşlar. O yüzden arının vızıldamasına benzetiliyor. Sınıfta bir uğultu oluşuyor. Sınıfta oluşan uğultu arının vızıldamasına benzetildiği için vızıltı grupları deniyor. O yüzden baz grupları diyen kaynaklar da var. Arının vızıldaması İngilizce buz olarak ifade ediliyor. Türkçe arının vızıldaması vız diye ifade ediliyor. Sınıfta bir uğultu oluşuyor. Oluşan uğultudan yola çıkarak ismini almıştır diye bilmeniz yeterlidir. Evet, Philips 66, vızıltıdan da soru geldi. Philips 66'dan da soru geldi. Aynı seçeneklerde yoktu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ama yine de bakalım. Philips 66, sınıfta 6 kişilik gruplar oluşturulur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani sınıfta 6'şarlı küçük gruplar oluşturuyoruz. 6'şarlı küçük gruplar oluşturduktan sonra biri başkan oluyor. Biri yazman oluyor. 6 dakikada konu tartışılıyor. Evet arkadaşlar, bu kadar bilmeniz yeterlidir. Yine bir konu tartışılıyor. Düşünceler ifade ediliyor. 6 kişi 6 dakika. Bunu da yazalım istiyorsanız. 6 kişilik gruplar, 6 kişilik grup 6 dakika tartışılıyor. Yalnız yani eş sürenin her bir öğrenciye 1 dakika düşmüyor burada. Biri başkan oluyor, biri yazman oluyor. Diğer arkadaşlar konuyu tartışıyor. Başkan ne yapar? Tartışma yönetir, sırayla söz hakkı verir, konunun dağılmasını engeller, ortamın gerginleşmemesini sağlar. Yazman ne yapar? Yazmana sekreter de diyebilirsiniz. ÖSYM'ye tekrar söylüyorum, yazman olarak ifade ediyor. Yazman ne yapar? Ortaya çıkan fikirleri kaydeder ya. Bu arkadaş ne dedi? Bu arkadaş ne dedi? Bu arkadaş ne dedi? Bu arkadaş ne dedi? Kayıt altına alır. Soru geleceğini düşünmüyorum, beklemiyorum. Ve Çalıştay'a bakalım öğretmenlerim. Çalıştay. Düşünce atölyesi. Çalıştay düşünce atölyesi, diğer ismi workshop. Şimdiye kadar KPSS'de soru gelmedi. Genellikle iş hayatının düzenlenmesiyle ilgili yapılan çalışmalardır arkadaşlar. İlgili uzmanlar bir araya gelir. İlgili uzmanlar ile gerçekleştirilir. Çalışma hayatının veya yapılan işin daha nitelikli olması için kararlar alırlar. İşin daha nitelikli olması için kararlar alırlar. İşin daha nitelikli olması için karar alırken beyin fıtınasından yararlanılabiliyor. Anlatacağım. Beyin fıtınası tekniğinden yararlanılabilir. Beyin fırtınası uygulanır. Evet, yapılan işin daha nitelikli olması için beyin fıtınası yapıp kararlar alındıktan sonra kararlar raporlaştırılır. Alınan kararlar uygulama sürecine sokulur. Sonuçları, nedenleri, artıları, eksileri görülür. Alınan kararlar uygulanır. Sonuçlar gözlemlenir. Verimin artıp artmadığı veya niteliğin ne olup ne olmadığı konusunda dönütler elde edilir ve bir üst merciye brief edilebilir arkadaşlar. Alınan kararlar iş hayatının daha nitelikli olması veya çalışma sürecinin daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi için yapılıyor. Evet, uzmanlarla gerçekleştiriliyor. İşin daha nitelikli olması sağlanıyor. Beyin fıtınasıyla fikirler ortaya çıkıyor. Bu fikirler raporlaştırılıp kararlar uygulanıyor. Sonuçları görülüyor. Daha sonra bunlar
çalışma hayatının, iş ortamının daha nitelikli olması için uygulamaya, konulmaya çalışılıyor diye düşünebilirsiniz. Zümre toplantılar çalıştığı örnektir. İşte matematik zümresi, tarih zümresi. Matematik zümresi toplandı. Matematik eğitiminin daha etkili olması için neler yapılabilir diye. Kararlar aldılar. Beyin fitnesi yaptılar. İşte en deneyimlisi başkan oldu. Bir tanesi yazman oldu. Daha sonra uygulama sürecinde neler olur, neler olmaz diye gözden geçirip, raporlaştırıp müdüre teslim ediyorlarsa Çalıştay'dan yararlanıldığı söylenebilir. KPSS'de soru gelmedi. Bu şekilde kısaca özetleyebilirim. Çıkma ihtimali az da olsa var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tartışma teknikleri bitti. Eğitimin adresi atölye serisi. Soru çözmeyi unutmuyorsunuz.